Bu dinamik yönelimli, zaman sınırlı, dinamik yönelimli psikoterapi olarak geçiyor. Aslında kendi, biliyorsunuz nesne ilişkileri kuramını aslında çok süreçte çalışan, yani daha çok bağlanma kuramını çalışan bir kuram, ilişkiyi çalışan bir kuram. Kısa zaman sınırlı olması bir yandan da bu alışkın olduğumuz psikanalizden farklı. İşte herhangi bir end point olmadan bir süre ilerleyen ve daha sonra da uzun bir süreden sonra işte artık ayrılışı 6 ayda yapan ama psikanalist yaklaşımından farklı olarak çok zaman sınırlı. Sürekli bir zaman hedefi var. Sürekli bir işte şey hedefi var. Bir problem hedefi var. Genelde duygusal problemler, ilişki problemleri, insanlarla çalışmaları olan insanların çalışabileceğimiz ve zaman içerisinde genelde 3-4 haftalık ya da 5-6 haftalık bir planlamalar içerisinde takip edilen, hani aşağı yukarı belki 14 belki 18 haftada tamamlanmasını beklediğimiz bir yaklaşım. Birlikte izleyelim. Well, hi Beverly. Duyuyorsunuz değil mi gençler? It's good to see you. Did you have any Geliyor mu Hocam, sesim? geliyor. trouble finding me? No, your directions were very clear. Burada fark ettiyseniz terapist aktif. Yani o klasik psikanalist kuramdan daha farklı olarak gerçekten bir normal bir kitle de görebileceğimiz, bir BDT'de de görebileceğimiz hani o şey tarzı var. Cana yakın tarzı var. I know we spoke briefly on the phone. You said that you were sent by some doctor. Yes, yes. Dr. Ford, he's got the notion that I'm depressed. So I'm really just here to please him. He thought this would be a good idea. So here I am. Uh-huh. And what was Dr. Ford picking up that gave the impression you might be depressed? You know, I'm not quite sure how he got that idea, but I went to him because I've been having some stomach problems. Okay. And also I get headaches that come on, and they've gotten much worse recently. I have been having quite a bit of trouble sleeping. I seem to be able to fall asleep, but I keep waking up in the night. I see. So, you know, it was more physical things that I went into him right about. Right, right. Have you ever felt like this before? Had the stomach and the sleep difficulty? No, it's something I've had off and on, you know, kind of as long as I can remember. Oh, really? Yeah. You mean even like back when you were a kid? Or? Yeah, even back, you know, when I was real little, actually. Uh-huh. It's gotten worse recently, which is why I went to go see Dr. Ford. Right. But I don't see how this has anything to do with being depressed. It doesn't feel like you're depressed. No, I have. Evet, şu ana kadar ilk görüşme bu arada gençler. Dinamik bu terapi yöntemi psikanın yani şey doğrudan çalışmaya başlar. Yani birinci seanstan. Hani ilk baş bir ön görüşme telefonla görüşmüşler. Hani bir öykü ya da bir klasik doldurulması gereken bir ölçek tarzı şeyler var. Elbette hani işte bazı formlar dolduruluyor ama onun dışında doğrudan görüşmeye başlıyorlar. Doğrudan çalışıyor. O yüzden hani bir önceki hikaye neydi'den daha ziyade yani şu anda aslında başladık. Şu ana kadar dinlediklerinize göre ne düşünüyorsunuz danışanla ilgili, terapistle ilgili de düşünebildikleriniz var mı? Evet hocam, orada dikkat ettim. Bizde olumluydu ama aslında olumsuz konuşmuştu. Çeviride bir hata vardı galiba. Bu görüşmede benim dikkatimi çeken danışan sanki içgörüsü yok gibi, kendi durumunun farkında değil. Doktoru ona bir şeyler söylemiş de onu memnun etmek için de geldim diyor. Aynen, çok doğru. Tamamen
yani somatik bir derdi var. Burcu, kaçırdım, kusura bakma Burcu. Aslında Dilan Hanım'la aynı şeyi söyleyecektim. Yani Evet. bir yandan depresyon dendi ama işte doktoru memnun etmek amacıyla buradayım diyor ve hani kendi geliş sebebiyle ilgili çok da böyle motive değil gibi göründü. Yani kendisi evet dediğim gibi hani buraya gelmiş olmayla ilgili beklentisi Diğeri de sanki yönlendirici. çok özür dilerim. Bir diğeri de sanki hani bu semptomları çok da depresyonla bağdaştıramıyor. Onun kafasındaki depresyon daha farklı bir şey ve burada gerçekte yaşadığı şey daha Hayır. farklı. Neden bu olduğunu Terapist çok da... bunu nasıl çevirecek bakalım. Var mı öneriniz gençler? Neyse önermeyin. Hani aciliyeti yok. Dinleyelim biraz daha. Birazdan anlayacağız zaten. Very good life. Aha. And, you know, a nice family. I'm married. Married for 26 years. I Wow. have two lovely sons. Ah. We have a nice home. Aha. And, you know, I think everything is fine. I don't see where I have anything to complain about. To complain about. So you have these kind of somatic symptoms, but otherwise, everything in your life is just going very well. Right. Burada terapist danışanın yanında gençler. Yani başlangıçta zaten bir ittifak kuruyoruz sonuçta. Onun tarafındayız yani. Onun anlamaya çalışıyoruz. O yüzden hani burada hani o niye yani sonuçta niye yönlendirdi ya da hiç depresyon hiç mi değilsiniz gibi hani bir perspektifimiz yok. Arada belli bir görüşme olmuş. O kesilmiş. Devamını dinleyeceğiz. You know, I think all of these stomach problems and my headache and stuff got became worse with my son. He's the one who I'm really concerned about. My youngest son just abruptly left college and has now come home. So, you know, I think he has a lot to be worried about with, you know, the economy right now and he's been, you know, looking for work and hasn't really found anything. And, you know, I can see where he's really having a hard time. And I've been really trying to support him, you know, as much as possible. But, you know, he just seems so adrift kind of right now. And, but that's, I mean, that's not uncommon for young people to have to come home. I think I heard that on the radio the other day that But I can see that you're really concerned about him. Evet. Neymiş? Burada muhtemelen yani en temelde bir sorunuz varsa bugün buraya gelmenize neden oluyorsa bir arttığı bir dönem vardır. Genelde bizde en sevdiğimiz sorudur. Yani ne zamandan beri var? Ne zamandan beri arttı? Ve bizim için sorunun en azından ilişkisel kaynağını anlamamız için iyi bir soru. O noktaya geldi ve danışan sorununu anlattı. Ya da en azından sorunların artması ile ilişkisini en azından doğrudan kurmasa da bunu anlattı. Ne anlattı bize? Ne diyebilirsiniz? Özetlemek isteyen var mı? Oğlunun okuldan ayrılması demiş hocam. Yani hani yaşadığı kabul etmediği de depresyonu tetikleyen olmuş gibi. Oğlunun davranışlarından da biraz şikayetçi gibi hocam. Sanki çok boşu davranıyor. Ekonomik olarak yeterli sorumluluğu almıyor gibi bir şey anladım ben. Güzel, ona döneceğim. Tarafıyla da normalleştirmeye çalışıyor. Hani başka çocuklar da evine dönerler. Çok da hani çok da büyük bir şey değil gibi demeye çalışıyor sanki bir tarafıyla da. Aynen. Çok güzel. Onu fark etmeniz güzel oldu. Peki bu normal bir şey mi yani? Bunu niye yapmış olabilir sence? Ben en baştan itibaren bu danışanın çok dirençli bir danışan olduğunu düşünüyorum. Az önce Tamam. içgörüden bahsedilince ben de tekrarlamak istemedim. Dirençli bir danışan gibi gözüküyor. Normalleştirmeye çalışması kendi kendini
teselli ediyor aslında bir taraftan depresyonunun sebebini gizliyor ve kendini rahatlatıyor, bir bastırma çeşidi. Bravo. Çok dirençli olduğu anlamına mı geliyorsun? Efendim? Bu dirençli olduğu anlamına mı geliyorsun? Hayır, dirençli olduğunu bundan dolayı düşünmedim. Dirençli olduğunu yaklaşımından dolayı böyle sanki biraz cımbız ağzından laf alınacak gibi hissettim başta. Bu şey normalleştirmeye çalışıyor, hafifletmeye çalışıyor iç dünyasında. Bu ayrı. Doğru. Güzel. Şey gibi hocam bir de yani çok pardon araya girdim de yani ne fiziksel belirtileri kabul ediyor, olumsuz olan hiçbir davranışı da kabul etmek istemiyor gibi. Kimin davranışını? Yani oğlunun da hani az önce arkadaş da dedi ya onu da normalleştiriyor. Hani fiziksel yaşadığı belirtiler var ya mide şey sorunu falan. Yani onları da bir şekilde bir hastalık gibi görmüyor sanki. Yani sonuçta fiziksel belirtileri hastalık gibi görmüyor diyorsun. Diğer başlıklarını normalleştiriyor diyorsun. Evet. Peki güzel. Melike? Diğer arkadaşlarımızın söyledikleriyle birlikte hocam mantıksallaştırmanın yanında sanki sorunu görmezden geliyor. Bu da acısıyla ya da problemiyle baş etme yöntemlerinden biri aslında. Ve hatta psikosomatik sermiş olduğu problemler de anladığım kadarıyla yanlış düşünmüyorsam kendi için çok kayda değer bir problem değil veyahut doktorunun bahsetmiş olduğu depresyonu. Ama ne zaman ki oğlunun okuldan ayrılışı ve bir takım rahatsız olduğu problemleri gün yüzüne çıkıyor kendi nazarında. Sanki o zaman esas problemleri problem haline geliyor bazı şeyler. Baş ağrısından dolayı hani oğlu dönmüş ya okuldan. Yani bana öyle geldi. Baş ağrısından dolayı da değil de. Hani ha pardon ben mi öyle anladım? Yani tam şey baş ağrısının artışı. Oğlunun dönmesinden sonra olmuş. Çok affedersiniz. Onu ben kendim öyle anlamışım. Sinem? Herkese merhabalar. Şimdi ben biraz daha şöyle algıladım. Genellikle somatik belirtileri kişiler çok fazla içselleştirerek gelmezler. Bu yüzden diğer doktorlara gidiyorlar ya. Hani biz bir problemimiz varsa bunu biraz daha somut olarak görmek istiyoruz ve adlandırabilmek istiyoruz. Şu anda hani baş ağrısı, uykusuzluk hani onun hangi döneme denk geldiği bağlantısını henüz kurmadığı için ben dirençli olduğunu düşünmüyorum. Yani bu kadar hızlı direnç yorumunu mesela bu hasta için şu anda yapmazdım. Ama oradaki bağlantıyı kurma konusunda evet bir açıklık var. Belki de o bağlantıyı kurdurmak üzerine odaklanmayı tercih ederdim. Çünkü biz hani vücudumuzda bizim sıklıkla yaşadığımız rahatsızlıklarda bu bağlantıları kurmak hani çok da bireysel hayatımızda kolay yaptığımız bir şey değil. Hastanın da bence o bağlantıyı kendiliğinden kuramadığı için şu anda depresyonda mıyım, niye beni yolladılar gibi bir kafa karışıklığı olduğunu düşünüyorum. Doğru. Yani zaten şu an spesifik olarak genel bütünle ilgilenmek kolay bir şey değil. Yani şu an amacımız da bütünle ilgilenmekten ziyade şu dalgalanmayı çok da güzel fark ettiniz aslında. Yaşadıkları, yani oğlunun yaşadıklarını anlatırken yaşadığı yani anlattığının sonunda bunun radyoda dinlediği kadarıyla aslında birçok insanın yaşadığı normal, anormal olmayan birçok ailenin yaşadığı bir sorun olarak aslında altını çizdi. Şimdi bizim yaşamımızın özeti bu gençler. Normalleştirmek. Çünkü yaşadığımız duygu ne kadar sıcak kalırsa özellikle bu tarz mesela üzüntü olabilir, sıkılma, anksiyete, kaygı, korku gibi duygular olabilir. Ne kadar aktif olarak kalırsa o kadar davranışımız azalır. Yani dış dünyayla olan temasımız düşer. O yüzden biz yaşadığımız bazı üzüntüler eğer gerektiği de kadar çözülemeyecekse, yani yeterince ilgilenemeyeceksek bununla ilgili rasyonizasyonumuzu yapar, raflara kaldırırız, hayatımıza devam ederiz mecburen. Ve çünkü kaygı, korku inceleyen bir duygudur. Yani iç dünyamıza dönmeye dönük bir duygudur. Ya da üzüntü. Nedensel ilişkileri görmek için vardır. Ama hayat devam ederken eğer bununla ilişkili bir cevabımız olamayacaksa ya da yeterince duygusal o gerilimimiz bizim bunu anlamamız için yeterince
küçük değilse, yani yeterince güreniyorsa onu genelde kapatırız. İşte burada çoğunlukla birçok kez danışanlarımızda duyacağımız örtbas mekanizmalarının bir örneğine aslında denk gelmiş olduk. Ve buna benzer bir şeyle karşılaştığımızda terapistin yaptığı çok güzel bir şey vardı. Ne yaptı? Dedi ki ama bu sizi gerçekten endişelendirdiğini görebiliyorum dedi. Yani cümlesi, danışanın cümlesinin bittiği nokta genelde bizim işte dediği, herkes genelde buna benzer bir sorun yaşıyor. Yani bu da benim hayatımın normalini ya da herkesin normali böyle bir şey tarzında bir kapanışla kapattı ama terapist bu konuyu yedirmiş oldu. O anlamda bu şablonu anlamanız açısından, yani bunu görmeniz açısından aslında durdurmak istedim. Sure. Well, I mean, he struggled in school kind of throughout his life. And oh, so yeah. I can see where, you know, college would probably be taxing for him. Mm-hmm. And he just hasn't seemed to be able to quite find his niche. And, you know, I like having him home. It's yes. nice to have him uh-huh. back. But uh-huh. I worry if maybe there was a way that I didn't support him like I could have. And that may be kind of since he's been home, you've noticed more stomach upsets, more headaches, more difficulty sleeping, or? Yeah, I mean, I do notice that sometimes when I wake up in the night, I'll mm-hmm. be worrying about him and kind of trying to strategize with things that I might do to help support him, wow. or keeping my eyes out for jobs that might be a match. And, mm-hmm. So you're taking on a lot of responsibility here with regard to your son. What's his name? Mark. Mark. You're taking on a lot of responsibility. You care very much for him. And sure. there's a lot of responsibility that comes with that caring. Sure. Well, I'm his mother, so mm-hmm. I just want to give him all the support that he might need so that he can, find his path and get himself off to a good. Burada biraz durduracağım. Yine tabii arada dalgalan, hani onun evinde olmasını seviyor. Hani bir negatif bir şey söyler gibi yapıp sonra pozitif bir şey söyleyip bir şekilde de kendince nötrleştiren, yani duygusal olarak kendisini koruyan, diş içine girmemizi engelleyen bir paterni var. Ama en nihayetinde psikosomatik bazı durumların ya da uykusuzlukların bu süreçle ilgili ilişkisi olup olamayacağını çok da inkar etmedi. Yani çok da büyük bir direnci varmış gibi. Hani bu anlamda bir yani direnç konusu bence çok zor bir konu. Onu hani var yok demek çok kolay bir şey değil. Bu gerçekten subjektif bir tarafı da var. O yüzden onu bir kenara geçersek. Hani sonuçta o anlamda bir yolculuğa başladık. Buradaki en temel şey terapistin danışanın yaklaşımına sorduğu sorular. Çok daha Marslı gibi yani. Hani bunu söylemeyi seviyorum. Çünkü şöyle, yani bir annenin yaptıklarını, yapabilecekleri, yani yaptıklarını anlattı yani. Şimdi böyle bir durumda aklımıza ilk gelen şey bunun bir sorumluluk aldığı, yani bir çocuğun için bir sorumluluk aldığını söylemek, yani çocuğu içinden de ziyade ismini sonradan sordu. Hani isimden ziyade, yani daha doğrusu oğlu demekten ziyade ismini kullanmayı seçti. Sonuçta dedi ki Mark için büyük bir sorumluluk alıyorsun yani. Danışanımız da bu bir tane, yani ben onun annesiyim yani onun tabii ki sorumluluklarını alacağım diye. Hani buradaki temel vurgulanacaklardan bence önemli olanlardan bir tanesi danışanın yaptıklarının normal bir annelik kılıfının içerisinde değerlendirmeyi yerine onu dışarı çıkartıp normal bir ilişki biçimi olarak konuşabilmeyi çalışıyor. Çünkü bu yine de normal değil ya. Herkes için bu, yani 18 yaşındaki, yani gerçi Amerika'da yaşanan bir şey. Genelde oradan baktığımızda Amerika'da 18 yaşından sonra zaten çocukları sokağa atıyorlar tarzındaki bakış açımız var. Ki Türkiye'de bunu sorma şansınız yok. Yani tabii ki var da hani demek istediğim Türkiye'de zaten 30 yaşına kadar dizinin dibinde yaşayan insanlar var. Hani öyle bir durumda gerçekten bunu özellikle vurgulamak için aslında durum. Evet İler. Hocam sanki kadını olayın dışında tutmak için değil de bu dediğiniz gibi culture dependent bir şey. Orası için gerçekten tuhaf.
bir durum. Kadın diyor ki ben oğlum için iş arıyorum. Nasıl yani? Koskoca çocuk için sen mi iş arıyorsun? İşte buradaki mesele bu Amerika'da bile sorulabiliyor. yani şey açısından standartların dışında kabul ediliyor. Hani biz bunu burada tanımalıyız ki yani Türkiye'de bunun sorulmaması ihtimali çok daha yüksek yani. O yüzden aslında biraz durdurmak istedim. Sonuçta bizim de bunu sormak zorundayız. Yani bizim de bu kültürel normlarda bile olsa içine girmeye zorundayız. O anlamda durdurmak istedim. Bakalım devamı nasıl gelecek. Hard. It seems like it's very hard nowadays for young people. So, you know, I don't know you at all, but I'm wondering, is this some caring, responsible way of being in the world? Is that kind of like a characteristic of yours? Is that something that kind of? I think so. I hope that's a characteristic of me. That's, were you inferring that there's something wrong with that? You know, that certainly wasn't my intent. Does what I said make you feel uncomfortable, or? Well, I don't know. I guess something about how you were saying that I was taking on a lot of the responsibility. I mean, I feel like I really want to support my son, but I was, and I mean, I'm sure you know what you're doing, but I was wondering if maybe you were implying that it was too much, or maybe somehow that was harmful to him. Or... I see. Oh, I'm really glad you're letting me know when I've kind of overstepped and made some assumptions that just don't. Well, I didn't mean to offend you in any way. Uh-huh. Like I said, you're the doctor, so I'm sure you have reasons why you're asking all the questions or, you know. So now I'm. Evet. Bir tipçi için çok gerilimli bir sahne. İBTB puanı 9.8. Ben gerildim. Bu nasıl bir seanstır diye. Ya ben hiç kimse uygun değil. Yani öyle bir şey ki yani normal şartlar altında bu çok bence hoş bir sahne. Çünkü hiçbirimiz için normalin belki yani gibi gözükmedi değil mi? Ve aslında işte bu ekolün özelliğiyle ilgili. Doğru lan direkt ve ekol, şey. İlişkiyi masaya yatırmayı çalışıyor. O yüzden öyle bir şey ki yani konuyu mutlaka kendisinin aktif olduğu bir sistemin bir parçası haline getiriyor. Peki yani bir şekilde duyduklarımıza inanamıyoruz diyor musun? Yani ya şeye getirdi konuyu. Yargılanmış olmak sizi neden böyle rahatsız ettiye getirdi aslında. Oğlundan aldı, oraya getirdi ve son derece kadın da farkına vardı konunun. Ve yani şöyle bir şey oldu. Dediğin gibi yani bir yani daha destur yani 6. dakikada diyor ki yani seni tanımıyorum ama bu senin acaba bir özelliğin mi dedi. Yani. Şimdi bu bir durum. Bu genelde bir terapistin ilk 5. dakikada yapmasını beklediğimiz bir şey değil yani sonuçta. Ve aralarındaki o ittifakın henüz daha tam anlamıyla oturup oturmadığı da belli değil bir şekilde. Ama danışan hani terapist tabii ki bu anlamda belki deneyimli ve zamanlama açısından özellikle de tercih etmiş olabilir. Burada dedi ki ben dedi bu senin bir özelliğin mi dedi. Bu genelde bir insanın sınırlarının ihlalidir gençler. Yani birisine yorum yaptığınızda siz aslında ona saldırıda bulunuyorsunuz demektir. Onu bir indirgeme içinde olursunuz. Yani onu bir kalıbın içine sokarsınız vesaire. Hani aslında bir nevi saldırıdır. O yüzden danışan dedi ki yani sen ne diyorsun? Ne getirdi? Tabii ki bu çok naif bir şekilde söyledi. Hani dedi ki yani ben sonuçta oğlumu destekliyor gibi düşünüyordum. Hani bu acaba zararlı bir şey mi yapıyorum? Yani diyerek hem saldırıdaki yaşadığı duygusal gerilimi dışa vurmak zorunda kaldı. Hem de bir yandan da zihnindeki o belirsizlikler de var muhtemelen. Onları da anlam vermeye çalışıyor. Yani acaba zararlı bir durumda mıyım diye. Burada durayıp Diler ve Ayçeren'e söz vereyim. Çok pardon, çok konuştum bu son. Gökben hocam analitikçi olduğu için ona sormak istediğim bir şey var. Şimdi bu aktarım mı, bu kadar çabuk aktarım olabilir mi?
bu kadar çabuk aktarım olur. Sadece yani terapistin bu aktarıma bu kadar çabuk izin vermesi bizim açımızdan atipik olan. Aktarım aslında daha hasta randevu aldığı an filan başlar. Terapisti hiç görmeden başlar aktarım. Mesela diyelim ki hiç görmedi henüz terapisti. Terapist randevu saatini değiştirmek zorunda kaldı. Tamam. Aktarım zaten çıktı ortaya. Sadece terapist henüz karşılaşmadı onunla. Aktarım ilk andan itibaren vardır. Ama terapist bunun bu kadar açık olmasına izin verdi. Tabii bir yandan da eğitim olgusu olduğu için de izin vermiş olabilir. Evet, Ayçeren. Merhaba hocam. Ayçeren bu arada. Ayçeren, kusura bakma. Hiç evet. Önemli değil. Ben şey sormak istedim. Mesela burada ben kültürel normların da etkisi vardır büyük ihtimalle. Çünkü bizim kültürümüzde yorum yapmak, fütursuzca hatta yorum yapmak çok böyle alışılagelmiş bir şey olduğu için mesela ben buradaki saldırı unsurunu yakalamakta biraz zorlandım. Mesela bu senin karakteristik bir özelliğin mi sorusunu şöyle yorumlamıştım. Herkese mi yardım eden bir insansınız yoksa mark konu olduğunda mı bu işler böyle oluyor? O yüzden mesela bunun... Yani bunu algılamakta biraz zorlanıyorum. Bu normal midir? Ama o zaten durumlarımız için depresyonda bir çeşit. Yani burada danışanın herhalde rahatsız olduğunu mu fark edemediğini düşünüyorsun? Şöyle bir şey olması lazım Dayceren. Terapist böyle bir şey söyleyebilir. Ama mesela nasıl söyler? Çocuğunuza ne kadar yardımcı olmaya çalıştığınızı görüyorum. Genel olarak böyle midir tutumunuz? Mesela bu daha az karşı tarafta savunma yaratacak bir şeydir. Ama oradaki kelime seçimleri bir şey yarattı ve kadın onu gördü aslında. Deneyimli bir terapist. Yani böyle bir şaşkın bakışı var. Orada işte hani bazen biz kipte de diyoruz ya sakarlık olur onarırsınız. Sakarlık olur. Özür dilerim rahatsız edici bir şey mi söyledim? Aslında sadece anlamaya çalışıyorum. Yani bu kadar yardımsever misiniz hep? Ya da işleri hep çocuğunuz için kolaylaştırmaya mı çalışıyorsunuz? Yumuşatabilir. Ya da bu acaba rahatsız mı etti sizi bunu söylemem gibi bir yol. Ama tabii yani zaten çalışmak istediği konu bu. Yani oğlunun durumu, oğlunun eve gelişinden ziyade bu aktarımı yakalamaya çalıştığı için onun üstüne gitmek bilinçli bir tercih. Sadece orada yüz ifadesini ve duygusunu okuyamadı. Okuyamadı demeyeyim. Okudu, bu bilinçli bir tercih oldu bunun üstüne gitmek. Ama yani mesela bu hastanın drop riski var şu anda. Çünkü ne kadar depresif, ne kadar paranoid yapısı onu bilmiyoruz ki. Bağlanma stilinin ne olduğunu bilmiyoruz. Hani bundan sonrasında mesela benim tanıdığım bir sürü hasta kös kös oturur. Çok da açmaz bir şey de söylemez. Sonrasında da bir daha gelmez. Bu risk de var. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Hacer? Hocam aslında bu danışanla alakalı ufak ufak bir şeyler oluştu kafamda. Yani oluşuyor, zamanla da oluşacak. Terapistin aslında hani bu düşünceli, şefkatli tutumlar sizin karakteristik özelliğiniz mi diye sorduğunda terapistin asıl sormak istediği şeyi anlayıp orada bir tepki oluşturması, bir direnç oluşturması danışanın algılarının gayet açık olduğunu hissettirdi bana. Yani hem içgörüsünü... Hem de algılarının gayet açık olduğunu hissettim hocam. Hemen o şekilde orada anlayıp aslında bu durumun farkına varması ama bundan rahatsız olması ve yüzleşmekten kaçınması gibi. Aynen yani burada bir şey yok. Yani böyle bir şey yaşanıyor. Zaten yani. Özellikle bu aktarım meselesi de yaşamımızın her anında olan bir şey. Yani bir ilişki paterni zaten aktarım dediğimiz şey. Ve yani nereye gitsek, yani nereye baksak onu görüyoruz. O anlamda zaten şu an süreç içine girdiler. O bence oldukça şey, hani terapistin sahnelemek istediği şeyi bence başardı. Evet. Ayşe Hanım buyurunuz. Bu saldırı konusunda sadece burada değil, bir önceki aşamada da şunu yapmıştı terapist. İşte bu depresif olma durumunu direkt işte... Yani oğlunun eve geldikten sonra arttığını da mesela direkt ima etti. Evet, kadının algısı açık ama henüz hazır değil. Dolayısıyla o sadece direkt o hani çok mu merhametli davranırsınız bu tek başına değil. Bir öncesinde de öyle bir şey olmuştu. Sonrasında da bunu da direkt böyle fark ettiği şeyleri direkt söyleyince kadında bir tepki oluştu diye düşündüm ben de. Kısa süreli psikoterapi ekolünde
Hakikaten aktif bir sistem var. Yani duyguya ihtiyacı var ya da bu aktarıma ihtiyaç duyuyorlar. Özellikle de aktarım dediğimiz şey aslında temsiller, yani nesne ilişkileri. Bütün her şey zihnimizdeki o zaten nesne ilişkileri bağlamında yaşanıyor. O yüzden biz zaten zihnimizde bir ilişki paterni oluşturarak insanlarla başlıyoruz ilişkiye. Bir terapist aslında bunu bir şekilde motive ediyor. Yani ortaya çıkarmaya çalışıyor. Genelde mesela bir BDT terapisti için orada gece uyku uyandığında aklınıza en kötü senaryo ne olabilir tarzdaki sorular belki daha aktif gelebilecekken danışan terapist için burada ilişkideki o tutum çok ön plana çıkmış. Ve onu sormaya çalışıyor. Ya da işte dediği gibi işte pardon kusura bakmayın hani tabii ki niyetim bu değil. Siz elinizden gene yapıyorsunuz hani bir iki hocamız da dediği gibi. Hani olaya duygusal bir destekle girerken terapist benim seninle olan ilişkimde bana bunu söylemiş olmana seviniyorum. Bunu duymamı sağladığın için hani haddim olmadan bazı şeyler söyleme noktasında dikkat edeceğim gibi bir cümle kuruyor. Yani ilişkiyi konuşuyor terapist hala. Ve bu noktada Fatma buyurun. Evet hocam, bana da biraz şey gibi geldi. Danışan zaten olumsuza karşı bir reddetme var. Terapisti de sanki olumsuz algıladığı için. Olumsuza karşı reddetme gibi düşünmeyin. Burada zihnin temsillerini yani paternini yani ilişki paterninde beklemediği bir şeyle karşılaşıyor. Hani ben seninle konuşurken Fatma bence işte şöyle bir insansın dediğimde bir anda atıyorum. Yani beklediğin bir şey değil. Bu şu anda yaşanan gerginliği hemen bir anda sen de yaşayabilirsin herhangi bir insanda. Çünkü asıl buradaki mesele bir beklentisinin yani beklemediği bir şeyle karşılaşmak ve bunun belirli hale getirmeye çalışmak. Çünkü ilişkisinde kafasında kurduğu bir patern var. Terapist de konuşacak, işte söyleyecek ama terapist ona yardımcı olacak ya da destekleyecek ama terapist ona bazı şeyler söylüyor ve onun aslında öyle olduğunu düşünmediği şeyler söylüyor. Hani buradaki kırılma anlarını çok da böyle negatifle karşılaştırmak ya da ne bileyim sen muhteşem bir insansın demek de belki bir noktada onun beklemediği bir şey olabilir. O yüzden öyle yani negatife duyarlı ya duyarsız gibi değil. Çok nötr yorumlar yapıyor aslında terapist. Yani mümkün olduğunca hani ithamda bulunmadan yapıyor. Bakalım olay nereye kadar ilerleyecek. Saying something that gives you the sense maybe you've offended me or you said something that wasn't appropriate. Well, I guess I just want to make sure that I'm not offending you or questioning your role as the professional. So that's another aspect of you, Beverly. That's another way you are in the world, making sure you don't say the wrong thing or offend anyone. Is that something again that seems characteristic of you? Well, I think so. I think careful. You know, that was part of the way that I was raised to be polite and to make sure that I was being kind to other. That was a value that was important, and to be good to others. Yeah, so. And who? Evet, terapist durmuyordu o an diyeyim için. Terapist, fark ettiyseniz terapist kendisi bir birey olarak sistemin bir parçası olmak yerine ilişkiyi konuşmaya devam ediyor. Ne demek istedi? Ben öncelikle dedi bana bunu söylediğin için teşekkür ederim dedikten sonra o da hani siz doktorsunuz doğrusunu bilirsiniz deyince sonuçta dedi ki hani sizi gücendirmek istemezdim deyince acaba dedi ben seni gücendirdiğimi düşündürdüğüm bir hareketim mi oldu bir şey mi söyledim yoksa bunu bu şekilde mi algıladım? Ne demek istiyor? Aslında hala zihnindeki o ilişki paternini hani benimle şu an yaşadığın şey aslında senin zihninde olup bitiyor. Hani bu nesne ilişkileri kuramı bağlamı gerçekten de kendinizi ayna olarak gördünüz ve karşı tarafın ilişkideki otomatik davranış tutumlarını aslında sahnelediği bir şey. Ve terapist bunu son hamlesiyle gayet netleştirmiş oldu. Dedi ki bu
Böyle bir durum mu var? Yoksa hani yani sana seni gücendirdiğime dair böyle bir şeyle mi yaklaştım dedi. O da yok dedi. Hani sonuçta ben dedi senin otoriteni sorguluyorum. Senin sonuçta o yüzden gücenmişsindir dedi. Sonra ne yaptı terapist? Yani demek istediğin bu da senin bir başka yönün mü? Yani aslında insanları gücendirmemeye çalışıyorsun ya da gücendirmediğine emin olmaya çalışıyorsun. Bu da bir ilişki paterni. Bu da senin bir özelliğin. Evet öyle dedi en sonunda danışan. Yani ne olmuş oldu? Tüm ilişkiyi, yani insanlar olan ilişki paterni bir iki dakika içerisinde belki bizim haftalarca uğraşıp da yani söyletebileceğimiz bir şeyi aslında iki dakikada söyletmiş oldu. Bu anlamda çok değerli. Hani bu tabii ki Türkiye koşullarında bu şekilde ilerlemeyebilir. Çok geriye çıkıyorsun. Çünkü it. Evet, bana katılanlar oldu herhalde. Ve ne yaptı? İlişki paternini gördükten sonra bağlanma stili, yani bunu sana kim öğretti? Diyerek konuyu çocukluğuna çevirdi. Birlikte. Fatma, herhalde söyleyeceğim şey var. Yok hocam, ben herhalde öyle kaldı söyleyeceğim şey yok. Evet, pardon. Estağfurullah. Taught you this? Where did you learn this way of being? My brother was born blind. Oh. So really, that was, you know, another role where I took care of him and very involved in his life when he was younger. And, you know, he was really such a wonderful person and. You know, just the fact that he had to deal with so much and was really picked on when he was young. And, you know, that's where I really had to step in with people and tell them, you know, just knock it off. That's not okay to really say harmful things. The big sister. Yeah. Yeah. And I mean, really, I was almost like his second mom. Oh, really? Yeah. Because I was the one who would get him up in the mornings, help him get his clothing together. You were? I was, yeah. My mother was, she was always home and present, but she was more involved in work with the church and things like that. I see. So it was really my role to do a lot of things around the house and kind of take care of my brother. And that was your role? Yeah. You were like a second mom. I was, yeah. And it worked out pretty well because the school that we went to was K through 8th, so we were together at the same school. Mm-hmm. And I would get him up and get us both out the door. Wow. Yeah. And he made it easy because he was, you know, very easygoing, had a really wonderful sense of humor, and you know, didn't complain. Evet, evet Fatma Nur. Hocam burada bana sanki Türkiye'deki 6-7 seansın özeti gibi geldi. Değil mi? Böyle bir kafamdan geçti, bunlar kaç seansta olur diye, işte önce tanıyorsun, güveniyor falan, hepsi yavaş yavaş olurken bu kadar böyle bir noktaya gelmek bayağı uzun sürüyor Türkiye'de diye düşünüyorum, bu benim düşüncem. Ya benim acımdan da öyle yani, benim yani 10. dakikada. Yani bir yandan bu bir şey dinamik yönelimli terapi ekolleri açısından böyle bir tarzları var. Bunu yapmak kolay bir iş değil yani, bir şekilde duygusal olarak gerçekten kontrollü olmak gerekiyor. Bu yoğun, çünkü bir aktarım çalışılıyor burada. Yoğun aktarım sizin de manipüle ettiğiniz bir aktarım. O yüzden de duygusal olarak süreçteki hakimiyetin çok yüksek olması lazım. Yani ulan bana mı dedin tarzında bir şey olmaması lazım. Hani benim otoritemi sorgulamak ne demek? Hani oradaki duygusal kontrolü gerçekten iyi yapmak gerekiyor. Peki bu annesiyle ya da daha doğrusu kardeşi olan şeyi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bayağı arkasında büyük bir yaşam öyküsü çıktı bu tutumun arkasında.
Öğrenilmiş davranışlar gibi geliyor hocam bana. Öğrenilmiş. Aynen öyle. Sorumlulukla ilgili şeyi hocam. Yani bu çocuğuyla alakalı aldığı fazla sorumluluk küçük kendi küçüklüğünden itibaren kardeşiyle başlayan bir yaşam tarzı gibi oluşmuş gibi sanki. Anlatış tarzını ne düşünüyorsunuz? Yani nasıl anlattı kardeşi? Çocuğuyla olan ilişkisine benzer geldi bana hocam ama. Sıradan normal anlattı. Evet. Yani yüz ifadesi aslında anlattıklarıyla tam şey. El kaldırarak konuşurum bir şey. Kusura bakmazsanız en azından bazıları kaldırırken bazıları kaldırmazsa benim kafam evet. Karışıyor. Sinem öyle başlayalım. Konuşmak isteyenleri sayı söz verelim. Ben şimdi bu rolü zaten hani küçüklükten itibaren almış ama kendisine fazla gibi algıladığı bir rol olmadığını fark ettim. Şimdi ilk başta sorumluluk fazla mı alıyorsun Mark'la ilgili diye sorduğunda ilişkiyi, o bağlantıyı kuramaması aslında şu anda benim zihnimde çok netleşti. Çünkü bunu zaten fazla olarak algılamıyor. Şimdi çok küçüklükten itibaren başka birinin hayatından sorumlu olmak ve onun iyi ve kendini güvende hissetmesi konusunda zaten sorumluluk almak üzerine büyümüş. O yüzden şu anda sevgiyle, ilgiyle karıştırdığı bir sorumluluk algısı var. Ama bunun fazla olduğunu zaten farkında değil. Yani bir yandan bu bağlantının da şu anda benim kafamda oturmasına da fayda sağladı bu yaşam öyküsü diyebilirim. Teşekkür ederim, süper. Fatma Hanım. Yine hocam şey gibi, arkadaşların da dediği gibi benzer bir şekilde oğluyla ilişkisi gibi iyi bir şeymiş gibi anlatırken aslında bir anda olumsuz şeyleri de sayıyor ama aslında iyiymiş gibi de yansıtıyor. Hani dalgalandırıyor. Başka... Sürekli bir sönümleme evet. Çabası var değil mi? Aynen. Güzel. Büşra. Yani merhaba. Ben şunu fark ettim. Bunu gurur duyarak anlatıyor. Yani aslında yaşadığı dönemde yaşadığının kendi için fazla olduğunun farkında ve bunu başarı olarak görüyor ama gördüğü zarar hep o zaman da arkaya itebildiği için şu anda da yaptıklarını hem normalleştirme hem de kaçınma davranışı sergiliyor bir noktada negatiften. Yaptıklarının fazla olduğunu mu düşünüyor? Düşünmüyor ama normalde fazla. Normalde fazla. Ama bunu bize yansıtması yani bizim düşüncemiz olmuş oldu o zaman. Tabii. Evet. Tamam. Zeynep? Bana biraz şey gibi geldi. Sanki hani yapmayacaktım da ne yapacaktım gibi bir şey de hissettirdi neyse. Hani sanki hani bunları yapmak zorundaydım zaten. Hani başka da bir şansım yok. Şimdi de hani oğlum için yine endişelenmeliyim gibi bir sanki. Bunu hissettin mi? Yani bunu hissederek mi? Yani onda böyle bir ifade algıladın mı yoksa bunu kendince mi öyle düşünüyorsun? Yani sanki böyle hani anlatırken surat ifadesi çok aslında endişeli gibi geçti bana ve hani. Ama bu endişeyi kendisi fark ediyerek mi yaşıyor yoksa? Zaten geldiği andan itibaren o endişeli yüz var zaten. Yani ama şey gibi sanki hani ya evet hani bunları aslında istemiyordum. Evet bunlar belki çok fazla ama bir yandan da bunu yapmalıyım mı? Böyle hani kendi kendini telkin etmeye çalışır gibi bir yandan hani bunlar bana çok fazla ama hani kendi kendimi telkin ediyorum gibi bir şey geçti. Bilmiyorum. Tabii, o fark etme ile fark etme arasında büyük bir fark var arkadaşlar. Yani bunu söylüyorken bunu zihnine ifade, yani diline getirebiliyor olmakla bunu aslında hiç görmüyor olmak, yani hiç böyle bir olasılığı fark etmiyor ama bedeninde yansıyor olabilir. Tabii zaten psikosomatik bir hasta. Arada çok fark var. Çünkü bunun bir paralelini görmek büyük bir beyin için büyüktür. Çünkü bunu o zaman Allah belanızı versin demek zorundasınız. Yani. Hani birisi bana bunu yıktı yani sonuçta. Benim hayatıma külfet oldu falan diyebilmeniz lazım. Yani eğer bunu bilerek yani bana yıktılar, ben bunu mecburen çekmek zorunda kaldımla bunu fark etmeden yaşamak
arasında oldukça büyük bir fark var. Şu an danışan da bunu tam hissettirmedi yani bize. Yani daha doğrusu şöyle hissediyoruz da onu öyle söylemiyor. Onu hatta biraz daha ego bütünleşmesi var. Yani kardeşiyle sanki bir bütünmüş gibi konuşuyor. Hani bu Cem Yılmaz'ın tarzında. Hani birazcık gazımız vardı işte onu rahatladık falan tarzı. Yani bir ego bütünleşmesi var. Ve anlatırken yaşadığı acıları da yaptıklarını da galibiyetlerini de yani kazanımlarını da aslında sanki bir ego bütünü olarak yani birlikte sentez bir ifade tarzı var. Bu hani bu çok normal bir başka tür başka şansınız yok zaten. Hani yani bir nesne olarak onu görebiliyor olmanız süreçte bunun niye çekiyor olduğunu sormak zorunda kalırsınız. Ama bunun nesneyi iyileştirdiğiniz takdirde yani sizin egolarınızı yani o bütünleşmeniz süreciniz sayesinde bunu sormanız gerekiyor. Çünkü kendiniz için çalışıyorsunuz zaten bir nevi. İşte bu yüzden bu noktada bir his vardı. Evetler. Hocam söyleyeceklerimi söylendi. Hünkârlar olacak. Teşekkür ederim. Harika. Fatma Nur. Hocam biraz da bana şey gibi geldi. Sanki ama veya muhtaç birine bakmak zorunda kalmış. Yani buna mecbur bırakılmış ama buna karşı çıksaydı hayatta kalamayacak. Yani hayatta kalamayacak derken bu şematerapideki işte kınanacaktı, işte bu böyle bir şey olmaz denecekti. Hayatta kalmak için bu davranışı öğrenmiş ve devam ettiriyor aslında. Aynen. Diye düşündüm. Hakan? Hocam ben şunu söylemek için kaldırdım. Çok normalleştirdiğini düşünüyorum. Çünkü aslında farklı gelişim gösteren çocukların ailelerinde hani bu kardeş ilişkilerinde bu çok fazla ki bence burada en kritik söylediği şey onun ikinci annesiyim, annesi gibiyim demesi ve bu onu o kadar normal bir şekilde söylüyor, o kadar... Peki bunu nasıl söyleyebildi sence Hakan? Ya hocam bunu ben böyle bir çalışmanın içinde de bulunmuştum ben dernekte. Engelli kardeşlerine sahip olan işte anne yani ebeveynin şeyi olması nasıl olur, kardeşleri nasıl olabiliyor diye. Bu bir şekilde anne babalar tarafından yükleniyor. Yani, bu yükleniyor ama bunu danışan acaba yani bu kadar işte her şeyi kırk kırk yalan yaran bir tarafı var. Hı. Yani sürekli işte oğlum geldi ama merak her normal işte ne bileyim işte kardeşim baktım ama o çok kolaylaştırdı falan. Yani sürekli böyle bir mücadelesi var. Ama ikinci annesiyim diyebildi. Çünkü öyle hissediyor da hocam bence. Yani içinde de onu öyle yaşıyor. Böyle hissediyor ve söyleyebiliyor diyorsun. Evet. Yani Zeynep. Hocam bir sürü Zeynep var. Ben miyim? Bana mı söz verdin? El kaldıran Zeynep. Ben el kaldırmıştım tamam. Hocam burada şey var danışanda. Mizaç özelliği olarak sanki diğerlerinin ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının üstüne koyan bir şeyi var, eğilimi var. Biraz bağımlı kişilik özelliğini anımsattı bana. Şimdi şöyle kişilik özelliklerinden ziyade hani sonuçta bir yani hepsinin farklı kategorik olarak konuşabiliriz. Hani buradaki mesele bir şeyi nasıl anlatıyor oldu? Bir nasıl anlatabildi? Yani bunların hepsi bizim için çok değerli öyküler. Ben o yüzden burada meseleyi kesitsel bakmanızı çok daha fazla önemsiyorum. Hani bütünsel bakmaktan ziyade şu anda ne yaşanıyor? Ne yaşandı? Ne anlattı bize? Nasıl anlatır? Gibi. Yoksa dediğim doğru olabilir ama biz ne yaparsak yapalım kişiliği değiştirmeyeceğiz. Yani biz yine şu an kesiti de değiştireceğiz. Yani kesiti konuşabilmemiz lazım. Burada kesiti yakaladıkça bir şeyler değişecek. O anlamda ama doğru. Hani sonuçta bağımlı bir taraf. Hani bir şekilde hayatımızın her anında birilerine bir şeylere bağımlı. Yani dünyada yaşamanın bir tarafı aslında. Yani bağımlıyız yani dünyaya. Mecburuz. Ama burada işte mesela bazı şeyleri söyleyebilmek, bazı şeyleri söyleyememek mesela önemli bir dikkat edilmesi gereken bir şey. Zeynep, diğer Şahin olan. Merhabalar hocam. Ben de şöyle bir şey duyuyorum dinlerken, anlatırken böyle hani kardeşinden bahsederken bir kurtarıcı rolüyle anlatıyor.
yani bir rol, kurtarıcı rolü ve orayı hani biraz da tabii ki böyle bir kurban, karşı taraf kurban, kendini kurtarıcı, yani kurtarıcı döngüsüne girmiş birini dinliyormuş gibi hissettim. Kim açısını denilebilir. Hı hı. Aynı zamanda bir de ayrışmayla ilgili, yani oğluyla kendi dininin ayrışamaması. Bu kadar sorumluluğun altında sizin biraz önce Hakan Bey'e sorduğunuz sorunun cevabı acaba suçluluk duygusu mu gibi düşündüm. Oraya evet geleceğiz. Bence doğru olabilir, kesinlikle olabilir. Bir de öyle bir şey geldi kulağıma, bunları paylaşmak istedim. Olabilir. Burada hani çok uzatmak istemiyorum bir yandan. Yine tabii ki şeyi devam edeceğiz. Hani özetleyeyim, daha fırsatımız olacak konuşmak için. Buradaki en önemli şey mesela annesinden kiliseye gidiyor olduğunu ve bütün sorumluluğu kendisine verdiğini söyleyerek ifade, yani anlatım anlattı ve bunu düzeltmedi. Burada en çok duygu izolasyonunu düşünmek lazım. Yani bunu, bu kapı daha çok kapalı yani. Yani bir terapist için henüz çok erken bir girme alanı. Yani diğer alanlarda duygusal bir dalgalanmayı gördüğümüz için orada görünen bir duygu var. Ne oluyor? Suçlu hissediyor. Hani kardeşim çok işte acı çekti diyor. İşte kolaylaştırdı diyor. Sabahları ben kaldırdım ama diyor o çok neşeli bir çocuktu. Mizahı iyiydi falan filan diyor. Yani bir şekilde orada kardeşiyle olan o duygusal bağı rahatlıkla konuşabiliyor. Yani rahatlık demeyelim ama en azından bir adım önde söyleyebiliyoruz. Ama annesi için annem işte kiliseyle ilgileniyor dedi. Yani resmen duvar gibiydi. Yüz ifadesi de yoktu. Duygusal katılım yoktu ve düzeltme ile ilgili bir tarafı da yoktu. Yani duygusal olarak suçluluk dahi hissetmeden anlatabildi. O anlamda bu tabii riskli. Yani girmemek gereken olduğunu söyleyebiliriz. Devam ediyoruz.